Yeni Boğaziçi Belediye Başkanlığı için 4 aday yarışıyor sayın seyirciler ve bu akşam bizlerle birlikte projelerini konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Ve aslında kura çekerek oturuşumuzu, düzenimizi bu şekilde yaptık. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler adayı Sayın Cemal Bayan, sizle başlayalım. 10 dakikalık, ilk etapta 10 dakikalık süreyle başlayalım. Tabii 8 yıllık bir görev süreniz var. Projelerle ilgili olarak da bir takım çalışmalar yaptığınızı ve bu çalışmaların devam etmesi arzusunda olduğunuzu da dile getiriyorsunuz. Sözü size bırakalım. Yeniden aday olma gerekçenizle ilgili buyurun. İyi akşamlar. Tüm Yeni Boğaziçi halkına, Mor Menekşe, Alaniçi, Akova, Yıldırım ve Şehitler köylerine ve sayın arkadaşlara bu başlarken hepinize hoş geldiniz diyelim artık. Ve biliyorsunuz bizim Yeni Boğaziçi Belediyesi 1975'te sanırsam encümen olarak kurulduydu. İlk önce 76'da encümen olarak ve 1980'de de belediye oldu. 76'dan 2006 yılına kadar 3 arkadaş belediye başkanlığı görevi yürütmüştü. Herkes bir şekilde bir katkılar koymuştu muhakkak. Karınca kararınca. 2006'da ben belediye başkanı oldum. Yalnız şunu söyleyeyim, 2006'ya kadar herkes diyor ki, efendime söyleyeyim, bizim insanlarımız unutkandır, unutuyor bazı şeyleri. Yok, hiç halkımız hiçbir zaman unutkan değildir. Her şeyi biliyor, hatırlıyor bir şekilde. 2006 yılında belediye başkanı olduğumda tam 76'dan 2006'ya 30 yıl geçmişti. 30 yıl süresince bizim Çöplük köyün hemen yanındaydı. Ve Çöplük'ten hem kokudan hem dumandan köy durulmazdı. 2006'da ilk göreve geldiğimiz zaman o çöplüğün tamamen orta yerden kaldırılmasını hedef edindik. Ve 6 ay içerisinde çöplüğü, şimdi fotoğraf gösterebilir miyiz? Görebilir miyiz? Tabii ki gösterebilirsin. Hem konuşarak hem de tutarak. Şimdi şu vardır. Bu çöplüğün eski hali. Bu çöplüğün eski hali. Bir de şimdi gidip görürseniz, belki biraz uzaktır ama insanlar gidip görebilir. Yeni hali de bu. Ağaçlandırılmış şekliyle. Biraz tutarsanız kameralar. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ağaçlandırılmış şekli. Zeytin ağaçları, harp ağaçları tertemiz bir alana dönüştürüldü. Salhane tamamen köyün içerisindeydi. 30 yıl boyunca. 30 yıl boyunca salhane köyün içerisindeydi. Ve salhane, yeni bir salhane yaptık ve köyün dışarısına çıkarttık. Bu eski hali, bu da yeni hali. Bir baktığımız zaman salhane ve şeyin ara yerinde, çöplüğün ara yerinde tamamen molozlarla doldurulmuş bir ekstra bir çöplük olarak da diyebileceğimiz bir yeri tamamen temizleyip sanayi sitesi haline getirdik kendisini ve altyapısını yaparak şimdi bir görürseniz tamamen orada birçok şeyin yapıldığı bir bölge, sanayi bölgesi oldu. Bunların yanında eski binalar vardı bizim köyde, tarihi binalar vardı bizim köyde. Atıl durumda olanlar vardı. Bunları, bu eski hali, bu da restore edilmiş ve kültür salonu haline getirilmiş haliydi. Bunlar bir baktığınız zaman mesela okullarımıza her türlü katkıyı yapıyoruz ve bir şey, bak 4 sınıflık bir okul yaptık. Şimdi sanayi bölgesini yaptık. Salhaneyi kaldırdık, çöplüğü kaldırdık. Futbol kulübümüze bizim dönemimizde 35 dönümlük bir arazi tahsis ettirildi. Köyün içerisinde olan düğün salonunu yeni bölgeye çektik ve yeni bir düğün salonu inşa ettik. Su konusunda çok büyük bir su problemimiz vardı. Bizim sadece çay önünden gelen suyumuz vardı.
Mor Menekşe Köyü'ne 300 tonluk da bir su deposu yaparak ve güzel yurttan gelen sudan katkı koyarak 4000-5000 nüfusluk köyümüze su konusunda biraz rahatlama getirdik. Su sorununu çözdü mü? Hayır, çözemedik. Çünkü hakikaten çok büyüyen, gelişen bir bölgemiz vardır. Yeni bölge dediğimiz, Salamis bölgesi dediğimiz bölgemiz hakikaten altyapısı olmadan, yıllarca hiçbir altyapısı olmadığı için 1 trilyon değerinde su boruları aldık ve yeni bölgenin su altyapısını yapmaya çalıştık. Bunun yanında neler yapmışık? Yeni bir deniz gazinosu yapmışık. Şimdi biz reklamı yapmasını bilmiyoruz ama eğer arkadaşlar, halk gidip görebilirse hakikaten ahşaptan yapılmış çok güzel bir gazinomuz vardır. Bunun yanında neler yapmışız? Son 5 dakika. Son 5 dakika. Ya arada uyarıyorum, dakikaları ona göre kullanmanız açısından. Neler yapmışız? Yıldırım Akova arasının aydınlatma sistemini yapmışız. Tabii bunlar köy yollarına işte şunu yapmış, asfalt dökmüşüz, ne bileyim kaldırım yapmışız. Bunları yapmamız gereken şeylerdi zaten. Yani şimdi bunları söylememize gerek yoktur. Bizim köy halkı, köylülerin tümünü düşündüğümüz zaman hayvancılık ve bahçecilikle uğraşıyorlar. Biz bunların daha rahat edebilmeleri için köy yolları, ova yollarına ve manzara yollarına devamlı tamir ettik kendilerine bir şekilde. En büyük projemiz biliyorsunuz bizim Yavaş Kent projesidir. Sitaslov'du. 2 yıllık bir çalışmadan sonra İtalya'dan gidip Sitaslov'a üye olduk. Sitaslov nedir biliyor musunuz? Uluslararası ilk defa Kuzey Kıbrıs'ta bir belediye, tanınmamış bir ülkenin tanınmamış bir belediyesi, uluslararası üne sahip olan bir ülke Sitaslov'a üye oldu. Bu da Sitaslov'a üye olduğumuz. Sitaslov ne demek ki? İlk önce yavaş kenttir. Yavaş kent projesi insanların yaşam şekliyle, düşünürüz ki girdiğiniz zaman ne olur? Temiz bir hava demektir. Temiz bir çevre demektir. Temiz bir deniz demektir. Gürültüsüz bir hava demektir. Ve insanların yaşam kalitesiyle ilgilidir. Yaşam kalitesiyle ilgili dediğimiz zaman GDO'suz, genetiği değiştirilmemiş ürünlerin bir şekilde hayatımıza girmesidir. Tabii şunu da açıklıyorsunuz aslında. Bu üyelikle Avrupa Birliği'nin Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin projelerine öncelik verdiğini de. Şimdi şu da vardır. Avrupa Birliği yaptığımız projelere öncelik veriyor. Bunun sözünü vermiştir ve dediğim gibi üye olduktan sonra yaptığınız projelere öncelik veriyorlar Avrupa Birliği. İlk projemizi de aldık ve 247 bin liralık bir projeye okey dedi ve bu projemiz başladı. Arkadaşlar şimdi Hollanda'dadır. Oraya gittiler ve bu Sitaslov'un genel kurulu orada yapılıyor. 2017 yılında da Sitaslov'un genel kurulunu Kıbrıs'ta olacağı bize bildirildi. 2 dakikamız daha var. 2 dakikamız daha vardı. Şimdi biliyorsunuz bizim bölgemizde hayvancılıkla uğraşır insanlar. Alaniçi bölgesinde 300 tonluk bir depo daha yapıyoruz. Bunun ihalesine çıkılmıştır. 27'sinde ihale sonuçlanacak ve 300 tonluk bir depo hayvancılar ve o bölge halkının diğer ihtiyaçlarını kullanmak üzere
devreye girecekleri. Bir de Kalecik'te su arıtma tesisi kuruluyor, başladı. Bir 15 gün sonra o da devreye girecektir. Tamam, o zaman ikinci turda bundan sonraki projeler, hedefler, tamam, var olan sorunlar nelerdir, evet, çözümlenmesi için. Evet, Ulusal Birlik Partisi adayı Sayın Mustafa Zurnacılar. Tabii sizin de birçok açıklamanız var elbette, haberlerde yer alıyor. Neden belediye başkanlığına aday oldunuz? Öncelikle tüm Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne, bağlı köylerimize ve tüm Kakatıcı halkına iyi akşamlar dileyerek sözlerime başlıyorum. Zaman kısıtlı olduğu için ben biraz daha çok projelerim ve sorunları böyle okuyarak gideceğim. Önce kendimi tanıtayım ben. 1 Eylül 1973 yılında Boğaziçi Larnaka doğumluyum. Kamu yönetimi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır Yeni Boğaziçi Belediyesi'nde işçi, memur, çeşitli görevlerde çalıştım. Evliyim, biri kız, ikisi olan 3 çocuğum var. Belediyedeki işimin yanında bölgede ve Kakatıcı genelinde daha çok futbolcu kimliğimle biliniyorum. Uzun yıllar bölge ve Kakatıcı futboluna futbolcu yönetici olarak hizmet etmenin yanında okul, aile birlikleri ve çeşitli yardım derneklerinde de aktif olarak görev aldım ve almaya da devam ediyorum. 2014 yılı yerel seçimlerinde Yeni Boğaziçi Belediye Başkanlığı'na Ulusal Birlik Partisi adayı olarak katılıyorum. Benim bu göreve talip olmamın en büyük nedeni belediyede uzun yıllar çalışmam nedeniyle birçok konuda deneyim ve bilgi sahibi olmamdır. Belediyenin her kademesinde gerek işçi gerekse memur olarak çalıştım. Belediyenin hizmet ve yönetim yönünden iyi yönetilmediği ve iyi hizmetler sunmadığı düşüncesindeyim ben. Ayrıca modern ve çağdaş hizmetler bir tarafa, belediyenin asli görevlerinin de zaman zaman aksadığı görülmektedir. Neden aday oldum sorusuna gelince, Yeni Boğaziçi Belediyesi belde olarak günden güne büyüyen, gelişen, hızla imarlaşan bir turizm beldesidir. Adamızın en önemli tarihi miraslarından Salam Sarabeleri, tarihi su kemerleri, Saint Barnabas Manastırı, Kral Mezarları ve Mausa'nın en güzel orman ve sahilleri yine Yeni Boğaziçi Belediyesi sınırları içerisindedir. Ancak bölgemiz bir turizm beldesi olmasına rağmen belediyemiz bir turizm beldesine yakışır, modern, çağdaş ve kaliteli hizmetler verememektedir. Belediyemizde bırakın nitelikli hizmetleri, rutin hizmetler bile aksayarak verilmeye çalışılıyor. Belde sınırları içerisinde bulunan birçok altyapı sorunu, su, yol vesaire içerisinde yıllardır çözülmeyi bekliyor. Üst yapı projeleri ve yatırımları bölgemizde görmek imkansız. Belediyemizin 2013 yılı gerçekleşen bütçesi 6,5 milyon TL'dir. Bu bütçenin %55'e yakını personel gideridir. Geriye kalan %45'lik kaynak ise araç, gereç ve akaryakıt giderlerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Yani yatırıma ayrılan kaynak 1 milyon civarındadır ve bu kaynak sadece bizim rutin hizmetleri aksaya aksaya götürmemizi sağlıyor. 8 köye hizmet vermeye çalışan belediyemizde bütçemizin 6'da biri yatırıma ayrılıyor. Halbuki bu oranlar personel giderlerinde %30'lara indirilmeli ve yatırım oranı artırılmalıdır diye düşünüyorum. Belediyemiz Yeni Boğaziçi yanında Mor Menekşe, Atlılar, Sandallar, Murata, Alaniçi, Yıldırım, Akova köylerine de hizmet vermeye çalışıyor. Belediyemizin şu anki idari ve mali durumuna bakarsak bu konularda belediyemizin ciddi sıkıntılar yaşadığı ortadadır. Dolayısıyla göreve gelmemiz durumunda yapacağımız iş, ilk iş belediyedeki idari ve mali konuları bir disiplin altına alarak burada kurumsallaşmayı sağlamak. Kurumsallaşmayı ön plana çıkarmak başlıca görevimiz olacak. Bundan sonra ve halen yıllardır süre gelen yeni bölgeler, altyapı, su sorunlarının çözümü, diğer köylerimizde bulunan altyapı ve su sorunlarının çözülmesi, çiftçiler ve hayvancılarımızın yaşadığı ağır yerleri, ova yolları sıkıntıları, elektrik sorunları ve su sorunlarının gibi sıkıntıların aşılması, kısa sürede bu çalışmaların başlatılması amaçlanmaktadır. Daha sonraki çalışmalarımız ise sırasıyla şöyle olacaktır. 2008 Eylül ayında belediyemize bağlanan köylerimizin
hudut tespitleri bugün yapılmamıştır. Bunları en erken zamanda yaptırıp hizmet getireceğimiz sınırlarımızı belirleyeceğiz. Yeni Boğaziçi, yeni bölgelerdeki adres sorununu çözmek, sokak numaraları, ev numaraları, cadde sorunlarını çözmek ilk icraatlarımızdan olacaktır. Yeni köylerimize hizmet götürmek yerine yerinde hizmet verecek bir küçük hizmet binası ve araç gereç garajı yaptırmak yine ilk hedefimizdir. Dolayısıyla bu köylerle aramızda yaklaşık 15-20 kilometrelik bir mesafe vardır. Bu bize ciddi derecede akaryakıt gideri, personelin geliş gidişlerinde kendi bütçelerine işte yine akaryakıt durumu. Yerinden yönetimler yerinde hizmet verir. Dolayısıyla böyle bir düşüncemiz vardır. Aşağı yukarı Alaniçi, Yıldırım, Akova köylerimize ayrı yapılacak bir küçük hizmet binasıyla buraya koyacağımız araç gereç ve personelimizle insanlarımızın kendi bölgelerine hizmet vermesini sağlamayı düşünüyoruz. Yeni Boğaz içinde ciddi bir sorun olan okul yolu dediğimiz güzel bir bölgemiz vardır. Bu bölgenin önü kapalıdır. Buraya yine Mausa İskele yolu olan bu bölgeye daha önce yaptığımız bir takım çalışmalarda çember yaptırmayı denemiştik. Yollar yapılırken 2011'de ancak yapılmadı. Biz onu yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Ve nüfusun yoğun olduğu yerlere de üst geçitler koyduracağız. Çünkü biliyorsunuz 2011'de yine deniz tarafıyla köy tarafı araya duvar yapılarak ayrılmıştır. Trafik açısından çok yararlı olmuştur. Özellikle dikkat ediyorum son 3 yıl içerisinde ölümlü trafik kazasına rastlanmamıştır. Ondan önce yıllar içerisinde birçok ölümlü trafik kazası yaşanmıştır bölgemizde. Evet, 4 yılda 4 önemli projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bunlardan biri belediye hizmet binasıdır. Belediye hizmet binası içerisinde 24 memurla hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu memurları çeşitli dönemlerde işte küçük küçük ofislere yönlendirip oradan hizmet almaya çalışıyoruz. Ama genelde belediyeciliği bir evde yapıyoruz biz. Yeni Boğaziçi Şehitler Abidesi'nin yapımı özellikle 1967'de Geçitkale Boğaziçi çarpışmalarında şehit düşen 25 tane arkadaşımız için bir şehitler abidesi yapılmamıştır köyümüzde. Yine ilk yapacağımız icraatlardan biridir şehitler abidesi. Tüm köylerimizde eksik olan sosyal tesisler, çocuk parkları, oyun alanları, yürüyüş alanları bunları yapacağız. Ve Yeni Boğaziçi'nde bir turizm bölgesinde eksik olan, yani bir doğası var, Mausa'nın incisi olan bir bölgede ormanıyla, deniz sahilleriyle yeni imarlaşan, gelişen, potansiyeli yüksek olan bir bölgede yürüyüş yolları, bisiklet yolları, bunun yanında gölümüz vardı kuruyan, onu yine sunum olarak canlandırıp etrafında yine yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oturma alanları ve mevcut deniz gazinosunun yanında küçük yat limanı, balıkçı gemilerini muhafaza edecek küçük bir liman amaçlıyoruz. Tabii ki hayata geçirmeyi düşündüğümüz bu projeler için ve de devam eden mevcut sorunlar için önemli bir mali bütçeye sahip olmak gerekiyor. Son iki dakika. Belediyemizin mevcut mali durumuna baktığımız zaman yaklaşık 15 milyon civarında bir borcumuz görünmektedir. Personele borçlar yaklaşık 9 milyon civarındadır. Ancak belediyemiz bir turizm beldesidir ve bu yükün altından kalkabilecek güce ve potansiyele sahiptir. Bu nedenle en büyük finansman kaynağımız Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti'nin yanında Avrupa Birliği destek fonlarından da oluşturacağımız iyi ekiplerle yararlanmayı ön plana çıkaracağız. Bunun yanında gizli olan birçok mali kaynağı ve elimizden çıkan birçok gelir kaynağını da geri almak için her türlü mücadeleyi yapacağız. Yeni Boğaziçi yeni bölgelerde ve Mor Menekşe köyüne bağlı Saklıkent, Batıkent'te yaklaşık 3000 nüfusa yakın insanımızı kayıt altına alarak devlet katkımıza yaklaşık 1,5 milyon üzerinde bir katkı ekleyeceğiz. Belediyemiz 5000-15000 belediyeler arasında olduğu için kent statüsündedir ve biz şu anda belediye olarak Taşra Belediyesi olarak yani kırsal belediye olarak yetkilerimizi kullanıyoruz. Bunu yasada açık olduğundan zaten tanımı 5000-15000 kent olduğundan buna bağlı bazı hizmetleri belediye bünyesine alacağız. Örneğin imarlaşma konusunda izin makamı, şehirciliği ve zabıtaları aktifleştirip 24 saat vardiya usulü çalıştıracağız. Bunun yanında gıdayla uğraşan, turizm sektöründe uğraşan otellerimizi,
sanayi bölgesinde fabrikalarımızı denetim altına alacağız. Bunun yanında belediyemize giderleri gelirlerinden fazla olan çöp toplama, imar işleri, park bahçe işleri ve buna benzer işleri belediye kontrolünde özelleştirerek hem gelir elde etmeyi hem de bölgemizdeki işsiz insanlarımıza istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Belediyemizde etkin olmayan köpek resmi tüzüğü güncellenerek köpekleri ruhsatlandıracak, muayenelerini yaptıracak ve bunlardan gelen maddi gelirle başıboş köpeklere barınak yaparak bakım ve kontrolleri sağlanacaktır. Evet, ikinci turda devam edeceğiz. Tamam. Bir nefes alın çünkü sizi çok hızlı okuttum. Teşekkür ederim. Evet, üçüncü sırada bağımsız aday Bekir Elmazoğlu. Bölgede neleri, yani hangi sorunları gördünüz ve aday oldunuz ve neleri düzeltmeyi hedefliyorsunuz? İlk önce bizi izleyen tüm bölge halkına iyi akşamlar diliyorum ve teşekkür ediyorum bizi izledikleri için. Arkadaşlara da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Kısaca ben özgeçmişimden bahsedeyim. Tabii, 66 doğumlu, Larnaka doğumlu, Murmanikçe köyünde dünyaya geldim. Daha sonra işte Yenibalışı köyüne yerleştik. Doğu Akdeniz mezuniyetimden sonra oradaki yapılaşma çalışmalarında bilfil mühendis olarak birçok fakültenin temelinden boy aşamasına kadar katkı koydum. Bu arada 8 yıl geçti. Daha sonra Netebey'in mühendisi olarak görev yaptım. Daha sonra yine Erkman Grubu'nun bünyesinde mühendis olarak görev yaptım. Ben şu anda arkadaşları dinliyorum, yani başkanı da dinledim. Benim gördüğüm kadarıyla yani ciddi olarak bir projeleşme çalışması yoktur. Yani Avrupa Birliği diyoruz, tecrübe mi ediyor diyoruz ama gerçekten yani dişe dokunur bir projemiz yok. Yani çalışılmış ve bir yere sunulup onun karşılığında para ya da ekonomik kaynak talep edilecek bir çalışma yoktur. Yani belki de bilmiyorsam, yanılmıyorsam beni arkadaşlar düzeltsinler. Ben zaten broşürümde de belirttiğim gibi bir numarada kaynak araştırmaları için bir bölgesel kalkındırma vakfı kurulması taraftarıyım. Çünkü Doğu Akdeniz'in de yasasında vakıf yönetim kurulu üzerinde bir üst kurul oluşturulmuş ve kurucularından olan Onay Fadıl Demirciler bu kurulun siyasilerin üzerinde görev yaparak çok çok daha başarılı olabileceğini düşünmüştü. Ben inanıyorum ki bu bizim belediyede uygulanırsa çok daha rahat kaynaklar bulunabilecektir. Çünkü biliyorsunuz siyasi olarak bir baskı vardır. Yani hem hükümetlerde hem belediyelerde. Yani işte bizim arkadaş inşallah bunu yapalım, öyle yapalım. Yani sonuçta bu vakıf kurulursa çok daha kolay kaynaklar elde edebileceğimize inanıyorum. Bir de atıl turizm tesisleri bölgemizde gerçekten şu anda yani korkunç hastalıklar da türeyebilir. Çok büyük fareler, yılanlar vardır tesislerin içerisinde ve bunları devlet bir türlü birilerine verip işletmeye koyamıyor. En büyük sorun, ikinci sorunumuz da budur. Bu tesislerin tekrar da çalışır hale getirilmesi için belediyenin çok büyük baskıda bulunması gereklidir. Gerekirse insanları bilinçlendirilerek direkt yürüyüşler yapılması lazım. Yani böyle bir şey olamaz. Sisait, Mimoza, Vazaro ki bunlar yapılaşmaların içerisinde kalmıştır. Rebecca Hotel, inanılmaz fareler, inanılmaz yılanlar. Bunların derhal bir çözüme ulaştırılması lazımdır. Eğer bu belediyeyi aşarsa yetkili kurul, yetkili mercilere müracaat edip kaynaklar bulunup derhal bunların çalıştırılması lazımdır. Tabii bu belediyeyi aşan bir olaydır. Ama burada önemli olan nedir? Belediye bu tesisleri eğer özel sektöre devrederse bizim bölgemizdeki insanlar nerelerde çalışacaktır? Yani bir de bizim bölgemizde işsizlik patlamış durumdadır. Ben evleri ziyaret ediyorum. Masterli insanlarımız var. Doktoralı insanlarımız var. Arkadaşlar tabii bu konuya değinmediler. İşsizlik sorunu çok büyük. Ve ben... Ne tür bir öneriniz var bu noktada? Yani bu noktada... Bölge bazında üretime yönelik mi bir... Bölgesel insan ve gayrimenkul kaynaklarımızı ortaklaşa kullanma projesi, projem var. Bu çok önemlidir.
Bunu isterseniz açabilirim. Bölgesel insan kaynaklarımız şu anda devlet tarafından tespit edilmeye çalışılıyor. 10 yıldır hane halkı iş gücü çalışmaları yapılıyor. Bilmiyorum siz haber aldınız mı? Bitti mi? Kimse bilmiyor. Biz bunu kendi halkımıza yaparak bunları tekrardan hizmet sektörüne, üretim sektörüne katmak zorundayız. Ve bizim bölgemiz gerçekten değerli topraklarla donatılmıştır. Gerçekten değerli rezerv arazilerimiz vardır. Ve bu arazileri maalesef insanlarımızın elinden yavaşça alıyorlar. Bunların da tespitlerinin yapılması lazım. Ve bu tespitler yapıldıktan sonra insanların ellerinden arazilerin almaması için bir master plan çıkarılması lazım. Yakında suyumuz gelecek. Bu hayal değildir. Gazımız çıkacak. Bunlar hayal değildir. Yani bir anda bir patlama geldiği zaman bizim insanlarımız köle durumuna da düşebiliyor orada. Böyle bir çalışma yok. Yani bu arkadaşların anlattıkları rutin, yani belediye işi. Bunlar 15 senedir yapılması lazımdı. Derhal büyük projeler için çalışmamız lazım. Gerekirse dışarıdan takviye alıp derhal bu projeleri gündeme getirmemiz lazımdı. Ne demek? Adam gelip bizim köyde parselasyon yapıyor. Kime sordu da parselasyon yapıyor? Altyapısı yok. Ondan sonra bu parselasyonlar tekrar yırtılıp arıtma boruları döşenecek. Arıtma tesisine yönlendirilecek. Problemler çıkacak. Ben diyorum ki bölgemizdeki tesislerle ortak bir arıtma projesi yapalım. Bu arıtmadan çıkacak suyu kullanalım. Ve bundan elde edeceğimiz gelirle denizden suyu arıtarak Salamis'le ortak çalıştırıp köye su basalım. Kalecik'le değil. Çünkü her zaman yakın bölgelerle işlemekte ekonomik bir avantaj sağlayacaktır bize. Tabii Kalecik'te de yapılırsa yapılsın. Ama mesela Magosa, o tesisinde şantiye şefi bendim. 5000 ton günde su arıtıyorduk. Şimdi onu geliştirdiler. 15.000-20.000 yaptılar. Magosa'ya çok yakın. Askeri bölge içerisinde ama o daha geliştirilecektir. Yani bilmiyorum tabii o yönde bir çalışma yapıldı mı? Oradan bize niye bir hat çekilmedi? Biz bir dönemler duymuştuk ki oradan bir hat çekilecek. Kalecik bence çok uzak. Salamis'te derhal, çünkü bizim bölgemizde su arıtıyor ve atık suyu denize gönderiyor. Yani benim bölgemi kirletiyor. Niye? Niye ben onunla ortak tesis kurmayayım ki? Aklın yolu birdir, daha ekonomik. Çünkü belediye her şeyi işletemez. Özel sektörle ortaklık halinde işletilebilir. Yani kar payı ortaklığıyla biz bölgemizde bence bütün tesisleri işletebiliriz. Yani gerçekten işsizlik patlamış durumdadır. Ben hemen hemen %60 bölgemi gezdim. Yani en büyük sorunlardan biri bu. Arkadaşlar bilmiyorum bu konuda ne düşünüyor ama ben... İlk öncelikli projeniz ne olacak? İlk öncelikli bence belediyeyi profesyonel insanlara devretmek lazım. Vakıf bir numaraya koydum zaten. Bölgesel Kalkındırma Vakfı. 1 ve 2 yıl içerisinde zaten süreleri de vermişim ben, hangisi ne sürede devreye girecek, bunu gündeme getirmemiz lazım ve halkı bu vakfın içerisine katmamız lazım. Bağışçıları, muhtarları, meclis üyelerini ve başkanı temsil eden kişiler olacak ve profesyonel yöneticiler olacak. Artık büyük gelişmeler bekliyor bölgemizi. Yani bu ortamda bu gelişmeleri biz göğüsleyemeyiz. Harap olur gider insanlar. Şu anda zaten otellerimizde sadece %3 oranında insanlarımız çalışabiliyor. Derhal büyük projelere gitmemiz lazım. Bu projeleri ilgili yerlere götürmemiz lazım. Ama bunları yaparken meclisin üzerinde profesyoneller, onay beyin dediği gibi profesyonellere bırakacaksınız bu işleri. Belediye bu işlere bırakmayacak. Niye onay bey bunu düşünmüş Doğu Akdeniz'de? Çünkü adam ileriyi görmüş. 30 bin öğrenciyi görmüş. 40 bin öğrenciyi görmüş. Son 2 dakika. Son 2 dakika olduğu için ben yine onay payı değineceğim. Yani çünkü ne yapsanız da bir, yani ben de çünkü uzun süre, yani benim de peşimde birçok parti. Ama ben diyorum ki partiler bir nebze de yardımcı oluyor ama köstek de oluyor. Yani bir bağımsız kurul olursa belediyemizin üstünde ve çalışmaları halka duyurur internet ortamında. Yani daha şeffaf, daha elle tutulabilir çalışmalar elde edeceğiz. Yani benim arkadaşlardan ricam, lütfen kim kazanırsa kazansın bu vakıfı gündeme getirelim.
ve herkesin şikayet ettiği, gizliden şikayet ettiği, aman siyasiler, aman siyasiler, yani onlar da %100 suçlu değil ki. Siz isteyeceksiniz, onlar da size verecek. Siz zorlayacaksınız bunu. Orada çalışmalarını, hatta gönüllü olmaya razı yüzlerce profesör var, ciddi. Kesinlikle buna inanıyorum. Zaten yanı başımızda üniversitemiz var. Ne ortak proje ürettik ki? Benim yani ortak projelerle sorunların çözülebileceğini daha güzel yani bir üst kurulun bizim bölgemize kesinlikle yardım edebilir. Yani herkes buna hazırdır. İnşaat mühendisleri odası, mimarlar odası. Ama bu şekilde belediyenin düze çıkacağına inanmıyorum. Evet, devam edeceğiz ikinci turda Sayın Elmazoğlu ve sırada dördüncü sırada son adayımız, bağımsız aday Sayın Katip Demir. Aday olma gerekçenizle başlayalım dilerseniz. Evet. Ve aslında bölgede hangi sorunları gördünüz ve çözümleme noktasındasınız? Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu nazik davetinizden dolayı BRT kurumuna çok teşekkür ediyorum. Ben 1959 Trabzon Çaykara doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. 2002-2006 yıllarında belediye başkanlığı yaptım. Bu görevi çok yoğun bir şekilde 4 yıl hiç durmadan, durmaksızın 12 saatimi harcayarak bu belediye hizmet için, o dönemler Marmekşe, Yeniboğazçı köyleri bize bağlıydı, yoğun bir hizmet içinde bulunduk. Neden aday olduk? Yeniboğazçı ve Marmekşelerin ve tüm halkın yoğun isteğinden dolayı mutlak suretle o hizmetlerin kaldığı yerden devamını sağlamamız açısından yoğun bir istek olmuştur halk tarafından. Şimdi neden aday oldum? Dolaşıyorum. Belki arkadaşlar da dolaşıyor, başkan da dolaşıyor. Alan içine gidiyoruz. Yani alan içine gittiğimde ben inanın utanıyorum. Mor Menekşe'nin eski halini görüyorum. Bir köy, bir taşra, yolu sokağı olmayan, hayvanlarla iç içe, hayvan barınaklarının suyu olmayan, elektriği olmayan, insanların sefalet içinde yaşadığı bir belediye çatısı altında olan bir belde. Geliyoruz Şehitler Köyü'ne. Aynı. Dolaştığımız yerlerde arkadaşlar gidip o istiyorlar. Dolaştıkları yerde yol, sokak olmadığını görmüyorlar mı? Diğer köylere gidiyoruz, Akova'ya. Kaldırım çalışmalarıydı. 4-5 seneden beri aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir sorun çözülmemiş. Her taraf yıkık, dökük. Maalesef içler acısı. Gidiyoruz. Güzide olan bir bölge, Salamis bölgesi. Salamis bölgesinde dolaşırken inanın ben bile irkiliyorum. Arabayla bile o villaların arasına girilmeyecek kadar asfaltlar, kötü, çöpler, düz boyu, tamamen harabeye dönmüş bir bölge. Karavanlarla dönmüş bir sahil. Pislik içinde bir sahil. Bu turistlere biz kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Salamis Bay harabelerinin olduğu bir yerde, 5 yıldızlı otellerin olduğu bir yerde maalesef bunları görmemek insanın galiba kör olması gerekiyor. Şimdi hizmet konusuna geldiğimizde hizmeti bilene vermek gerekiyor. Bu halk bunu 2002-2006 yıllarında denemiştir. Bir yanılgıyla, halkın teveccühü ve tercihiyle bir görev değişikliği oldu. Ancak bu 8 yıl zarfında hiçbir çivi çakılmamıştır. Sunni olarak bazı şeylere kılıf uydurulup bazı katkı getiren, belediye katkı getiren mallar elimizden gitmiştir. Yani iyi bir katkı getiren bölgeler elimizden çıkmıştır. Dolayısıyla şöyle bir dağcımızı zorlayalım. Belki yeni bağlanan köyler gelip geçiyorlar, Marmekşe Yenibahçı'nda yapılan tüm hizmetleri görüyorlar ama bir de ben hatırlatmak isterim. 2002-2006 yıllarında bildiğiniz üzere Yenibahçı-Marmekşe, Yenibahçı-Elva yolu arası patika bir yoldu. Yani araçların cambaz gibi biri sağa biri sola düşerek ortanın boş kaldığı, çukurlarla dolu olduğu bir yere devlete ait olmasına rağmen, Ulaştırma Bakanlığı ve devletin tüm kurumlarından başvurmamıza rağmen burayı yaptıramadık. Göreve gelir gelmez bu yolu 10 metre genişleterek bu yolu hizmete sunduk. Çok önemli bir atakta bulunduk. 2002 yılında plajların bedava olmasını sağladık ve ilk tüm belediyelerden öncülük yaparak tüm belediyelere Silver plajı yaptık ve bunun yollarını asfaltladık. Bu denizleri halka açtık. Daha sonra köy içi tüm yolların asfaltlanmasını sağladık.
Bir başka deniz kenarında başkanın bahsettiği bir gazino yaptık dedi. Maalesef orada ruhsatlı bir gazinomuz vardı zaten. Biz orayı yaptık. Devletten biz burayı hali araziydi. Burayı belediye adına aldık ve biz buraya betonarme, ruhsatlı betonarme, Bakanlar Kurulu kararı izinli, ruhsatlı bir binayı yaptık zaten. Sadece kapı penceresi takılacaktı. Bununla beraber bunu tabii dönemin içinde artık hangi şartlarda yıkıldı, neden yıktırıldı biz bunu bilmiyoruz. Tabii bunu araştırmasını yapacağız. Kanunların üstünde hiç kimse değildir. Ben de kanunların üstünde değilim. Kanunlar neyi hükmediyorsa biz onlara tabiyiz. Dolayısıyla ikinci Selim Parkı diye bir park yaptık. İkinci Selim Caddesi'nde okullar yolunda dev bir park yaptık. Bu parkın içinde tüm kombinasyon, düğün salonları, kapalı düğün salonu, açık düğün salonu, oyun alanları, satranç alanları, yürüyüş alanları biz bu parkı yaptık ve hizmete sunduk. Yeni Boğaziçi'nin tüm su borularını başkanlığın döneminde değiştirdik. Toplam beldeye 25 bin ton asfalt döktük. Hiç durmaksızın 4 yıl çalıştık. Belediyeyi hızla, belediye aldığımız dönemde mali sıkıntıdaydı, bilgisayar ortamı yoktu, hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla hızla belediyede bilgisayar ortamına geçirdik ve her şeyi bilgi belge altına aldık. Belediyenin mali sıkıntılarını düzenli şekilde sokarak bir mali disiplin haline getirdik. Mormekşe, bilindiği üzere Mormekşe'de bir Atatürk Parkı yaptık. Çay bahçesi, çocuk parkı yaptık. Fevkalade güzel, bütün insanların kullandığı, hatta o dönemlerde yaptığımız zaman 2003'lerde Magosa'da ve etraf köyde bütün herkes buraları kullanıyordu. Mormekşe'de yeniden trafiği düzenleme açısından çok büyük kazalar oluyordu. Devlete ait olmasına rağmen biz buraya çok güzel bir çember, içine de bir havuz koyduk ve burada trafiğin rahatlamasını sağladık. Mormekşe Mutlu Yaka yolu içler acısıydı. Yıllarca kangren olmuş, her seçim dönemi siyasiler tarafından söz verilip ve yerine getirilmeyen bu yeri elçiliğin de katkısıyla, tabii bu bahsettiğim projeler genel kaynakları TC Yardım Yetim'den tarafından sağlanmıştır. Mutlu Yaka yolunu asfaltladık. Mormekşe Şehitler Yolu. Aynı sorun. İçler acısı. Ve biz burayı Mormekşe'den Şehitler Yolu'na kadar burayı asfaltladık. Mormekşe'nin tüm altyapı su borularını değiştirdik. Ve yağmur drenaj hatlarını değiştirdik. Her türlü altyapıyı telefonları da yere indirdik. Kısmen bazı yerlerde elektrikleri yere indirdik. Genelde çevre düzenlemesi sağladık. Son 3 dakika. Evet. İşgal altında olan sahillerimiz. Bu çok önemliydi. Çünkü bütün hükümetler geldiğinde yine buralara dem vuruyordu, söz veriyorlardı. Siyaset uğruna bu insanlar, herkes her seçim zamanı istismar ediliyor. Ve oy uğruna istismar ediliyor. İnsanların istismar ediyorlar ve insanların şevkini kırıyorlar. 1250 tane çardak baraka ve karavanı geldiğimizde Silver Plaj'dan Sisayt'a kadar olan 6 kilometreyi biz kaldırdık. Ve bunları halka açtık. Bu ülkede çok büyük takdir ve alkış toplamıştır. Her iki spor kulübüne gerçekten çok büyük destekler sağladık. Araç filomuza 17 araç kattık. Mandıra bölgelerinin stabilize yollarını yaptık. Mormekşe'deki Mandıra bölgesinin elektriği getirilmesini sağladık. Çünkü belediye başkanıysanız vatan şu kurum benim değil, bu kurum benim değil diyemezsiniz. Kayıtsız kalamazsınız. Siz bu bölgedeyseniz bu bölgenin tüm insanların ihtiyaçlarını, gerek hayvancılık, gerek tarım, gerek işlevsel, gerek tarım, her şeyi belediye düşünmesi gerekir. Sosyal konutların dağıtımını yapmış devlet. Sosyal konutların dağıtımı yapıldıktan sonra bunlara yol, su, elektrik getirilmemiş. İnsanlar evlerini yapmışlar. Bu da bize nasip oldu. Geldik bu sosyal kırsal kesim arsalarının altyapısını, elektriğini, suyunu, telefonunu biz getirdik. Bir Mormekşe'de yine
bir Atatürk büstü yaptık. Bunun projesini, tasarımını tasarlayan yine belediyemiz. Biz dışarıdan hizmet satın almadık. Kendimiz projelerimizi ürettik, kendimiz yaptık. Türkiye'deki belediyelerle işbirliği yaparak bu Atatürk büstünün kaydelerini biz Türkiye'den getirdik. Bunlara hiç mali para vermeden bunları hallettik. Ve belediyenin rutin işleri. Daha anlatamayacağımız onlarca, yüzlerce işleri vardı. Bütün insanların tüm işleriyle uğraştık. Biz diyoruz ki bu belediye bizim. Bu belediye çağdaş bir belediyedir. Bu belediyenin nüfusu 7000'dir bugün. Bu belediye 7000 nüfuslu bir beldede siz hiçbir şeye kayıtsız kalamazsınız. Siz toplumu arkanıza almazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Siz halkın sorunlarını dinlemezseniz, halka çağdaş yaşamı milenyum devrinde olduğunuz halde çağdaş yaşamı yolda gidecek yolunu yapamazsanız siz hangi yönetimden bahsediyorsunuz? Böyle bir yönetim anlayışı olamaz. İkinci turda yeniden size söz vereceğim ve ikinci turda son söz hakkı aslında yeniden 10'ar dakika süre veriyorum. Buyurun Sayın Bülent. Tabii bir takım iddialar da var, bir takım eleştiriler de var. Ama bu, eğer seçilmeniz halinde bu 4 yıllık süreç içerisinde ne tür projeleriniz var? Buyurun. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi 10 dakikalık bir süre. Evet. Ben aslında hayretler içerisinde kaldım Sayın Katip Demir'i dinlerken. Bu kadar işler yapmış, bu kadar şunlar yapmış, bu kadar bunlar yapmış ki anlatamam ben. Yani insanlara Boğaziçi Belediyesi'nin futbol okulu vardır. Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin tiyatrosu vardır. Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin korosu vardır. Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin halk dansları vardır. Tümü bizim zamanımızdan yapılmıştır. Kulüplerimize hangi kulübe yardım etmiş? İki tane kulüp vardı sadece. İki kulüp vardı. Ama unutmayalım, bizim çalışanların hiçbir sosyal hakkı yoktu. Tümü geçiciydi. Ve sayın arkadaşım geldiği zaman bir önceki belediye başkanının aldığı 15 kişiyi geldiği gün işten attı. İşten attı. Biz geldikten sonra dedik ki bütün çalışanları kadroladık. Bundan sonra gelecek olan hangi belediye başkanı isterse olsun iki dudağı arasında olmasın. İki dudağı arasında olmasın. Bu çocukların, bu gençlerin geleceği. İşsizliğin ne olduğunu biliyor mu bu arkadaşlar? Parasızlığın ne olduğunu biliyor mu bu arkadaşlar? Biz çok yaşadık. İşsizliği de, parasızlığı da, fakirliği de çok gördük. Onun için bir insanın ekmek parasıyla oynanmaktan kötü bir şey olamaz hayatta. Bu arkadaşlar, bu bahseden arkadaşlar. Çünkü her şey 15 kişiyi geldiği gün durdurdu, işten attı. Biz tümünü geldiğimiz zaman kadroladık. Tüm personeli kadrolanmıştır şimdi. Geldiği zaman başkası eğer bir zaman gelirse herhangi bir şey yapmasın. Mustafa arkadaş çok iyi biliyor. Memurları 2010'daki yasaya göre tüm memurlarımızı hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm memurlarımızı kadroladık. Mustafa arkadaş da idare emrimizdir. Ve hiçbir kimsenin hiçbir zaman ekmek parasıyla oynamadı. Eksiklerimiz vardır, vardır. Ama biz geldikten sonra huzur geldi. Arkadaş diktatörce davranmayla bir yere varılamayacağını bilmesi gerekir. Hiçbir zaman ne çalışanımıza ne halkımıza yukarıdan başa. Belediye başkanı olmuşsun, belediye başkanı olduğundan oldu. Sadece belediye başkanlığı hizmettir. Halka hizmettir. Onların sorunlarını dinlemektir. Onların sorunlarını dinlemektir. Çözebildiğimiz kadarıyla. Evet, eksiklerimiz vardır, vardır. Mustafa arkadaşın dediği bir belediye binası, hakikaten bir kulübün üzerinde olan bir belediye binası, belediye binası da değildir. Bunun projesini yaptık. Yalnız biz bu 4 yıl önce dedik ki biz belediye binasını yapacağız ama
halkımızın önce yeni bölgelerin su hatları olmadığı için belediye binasından vazgeçtik, bir sonra erteledik ve 1 trilyonluk su borusu alıp yeni bölgelere su hatları çektik. Gösteriş yapmadık. Bir çember, işte büyük bir çember yapıp da herkesin gözünün önünde geçerken çemberi görsün. Biz isteydik halkımıza ova yollarına dökeceğimiz havaralarla kaldırımlar yapardık. Çok güzel kaldırımlar yapardık. Çok daha ucuza mal olurdu. Çok daha ucuza mal olurdu. Ve herkes zannederdi ki çok işler yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın. Yok. Biz önceliklere dikkat ettik. Su bizim halkımızın önceliğiydi. Onlara dikkat ettik. Gösterişe hiçbir zaman önem vermedik. Son bir dakika. Onun için ben bütün halkımız neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani siz istediğiniz kadar atınız. İstediğiniz kadar şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım. Kanmıyor artık insanlar, kanmıyor. Artık insanlar görüyor bir şekilde neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ve ben inanıyorum ki kararını verecektir bu halk. Hepimizi, bütün halkımız tanıyor. Evet. Eğer süre kalmasa herhangi bir şey yeniden söz vereceğim. Sayın Zurnacı, buyurun. Teşekkür ederim. Ben gelir kaynaklarını artırmanın yollarında daha detaylaşmak onu biraz. Evet, kalmıştık. Turizm Belediyesi Yeni Boğaziçi'nde bölgemizdeki tarihi mirasları ve doğal zenginlikleri dış dünyaya tanıtmak için bölgede bir tanıtım ofisi açacak ve bölgemiz adına daha çok turist çekerek hem adamıza hem de bölgemize mali konularda ve istihdam konularda zenginlik katacağız. Belediyemizin halkımızdan alacağı olan aşağı yukarı yüklü miktarda 4,5 milyon civarında bir vergi tahsilatı var. Bunlar için akıllı sayaca geçerek 8 köyümüze de akıllı sayaç uygulamasıyla sürdürülebilir bir tahsilat yaratacağız. Ve borcu olan vatandaşlarımızı da borçlarını bir şekilde yapılandırılarak tahsil edilmesini sağlayacağız. Yıllar önce eski başkanlar döneminde yitirilen önemli gelir kaynaklarımızı da bir takım çalışmalar yaparak belediyemizin de sahillerden halkımızın yararlayacağı tesislerini yapıp gelir sağlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan birçok belediyemizle iletişim kurarak onların ziyaretlerine giderek bir takım işbirliği ve çalışmalar yaparak tabii ki oradan da mali kaynak sağlamaya çalışacağız. Özellikle eğitime, halkın yararına derneklerimizin yapacağı her türlü faaliyetlere maddi ve manevi katkılarımızı koyacağız. Bölgemizde bir ilk olan ve Cemal Başkan'ın biraz önce söylediği Sitta Ospo projesine geldiğimiz zaman öncelikle İtalya'da doğan ve dünyaya yayılan Sitta Ospo, yani bizim deyişimize yavaş kent projesinin başarıya ulaşmasında ben bu ünvanın belediyeye kazandırılmasında emeği geçen Dağ Mimarlık Mühendisliği Fakültesi ve Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlarına ve belediyemizde emeği geçen dışarıdan katkı koyan tüm herkese teşekkür ederim. Yıllık 1500 euro aidatı olan bu hareketin bölgemize katacak birçok güzellik ve faaliyeti olduğu ortadadır. Ancak birçok kriteri bulunan bu hareketi uygulamak kolay bir durum değildir. Sadece göstermelik işler yapıp fotoğraflamak ve bunu sosyal alemde yapılıyormuş gibi göstermek de bence doğru bir hareket değil. Bir turizm beldesi olan beldemizde tabii ki yavaş şehir hareketine kazanmamız durumunda destek vereceğiz. Ancak halkımıza yararlı projelere ayrı önem vereceğiz. Zamanın şartlarına göre bir turizm şehri olan Yeni Boğaziçi aynı zamanda yavaşlamayı değil canlandırılmayı bekleyen bir şehirdir. Evet. Biraz önce başkan adaylarımızdan Bekir Başkan'ın su sorunuyla ilgili bahsettiği bir konu vardı. Bu konunun sorunun özellikle yeni bölgelerde hat safhada olan bu su sorununun çözülmesi için 3 tane yöntem vardır. Nedir bunlar? Bölgeye kurulacak aşağı yukarı kod yaptığımız zaman, kodlama yaptığımız zaman yükseklik olarak en yüksek bölge olan Ambella bölgesine kuracağımız 400 ton kapasiteli bir depoyla bölgeyi denizden
gelen suyla aratarak kurtarabiliriz. İkinci bir çalışma, Dayı hemen şehrimizin yanındadır, köyümüzün yanındadır. Orada 10 bin ton kapasiteyle çalışan su arıtma tesisi bulunmaktadır. Burada üretilen şu anda 6 bin ton kapasitede su vardır ve Mausa halkına veriliyor. Burada devletle istişare ederek, biliyorsunuz %51 devlete aittir Davide'ki yönetim kurulunun. Bunlarla istişare ederek oradaki arıtma tesisinin kapasitesini artırarak 2 kilometre uzaklıkta olan bölgemize su hatları çekebiliriz. Bir üçüncü çözüm de yine Yeniboğaziçi, Çayönü, İncirli ve Köprü'den gelen su hatlarına orada bulunan atıl en az 100'den fazla kuyumuz vardır. Bunlardan bazılarını yine faaliyete geçirerek mevcut gelen suya ekleyerek bu sorunu aşabileceğimiz düşüncesindeyim. Şimdi ben Yeniboğaziçi'nde mali ve idari konuları bir disiplin altına aldıktan sonra yapmayı düşündüğümüz Çağdaş Yaşam Projesi'ni böyle bir göstereyim ve dinlenme alanlarını. Bunun yanında köylerimize yapmayı düşündüğümüz oyun grupları, dinlenme alanları, sosyal tesisler. Bunun yanında belediyemizin en büyük sorunlarından biri olan hizmet binasının bir modelini göstereyim. Bu projeler için bir maliyet çalışması yaptınız mı? Tabii ki. Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi şu anki yapıya göre tabii ki bu faaliyetleri, bu hizmetleri biz 4 yılda hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ondan önce ivedilikle çözülmesi gereken ihtiyaçlı sorunlar var. Öncelikle neler olacak? Öncelikle bunları halledeceğiz. Yani bugün baktığımızda aklıma birçok eksiklik gelebiliyor. Yani bir Eyva yolu ana girişimizdir bizim. Karanlık olduğu ortadadır. Bunlar gibi birçok sorunumuz var. Yalnız zaman kısıtlı olduğu için ben biliyorsunuz 20 yıldır belediyedeyim. Fazla girmeyecektim ben bu konulara ama 3 tane başkan gördüm ben. 3 tane başkanla da ayrı çalıştım. Belediyemiz kurucu başkanıyla da çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Köylüyüz çünkü beraberiz. Ben baktığım zaman 1976'da öncümen olmasına rağmen 1980'de 6 Haziran 1980'de resmen belediye olmuştum. 1990'da Hüseyin abi Arat belediyeyi Ertan Akbelli'ye devretmiştir. 1990'dan 2002'ye kadar Ertan Akbelli belediyeyi yönetmiştir. Buralara geldiğimiz zaman belediyede herhangi bir borç sıkıntısı yoktu. Münferit, küçük, böyle işte sosyal sigortada değilim ya da ihtiyaç sandığında işte adam belediyeye girmiş 25'inde ayın 1'inden yatırılmaya başlanmış sigortası gibi bu tarz eksiklikler olmuştu. Ancak bir baktığımızda borç yükü belediyeye 2002, 2006, 2006, 2014 yıllar arasında tavan yapmıştır. 2002-2006'da 5 milyon, 2006-2014'de bu borç 15 milyon. Evet, birçok ilkleri de belediye görmüştür burada. Son 3 dakika. O zaman ben katip başkanın rahatsız olduğu bazı konular vardır. Ben ona yardımcı olayım bu konularda. Evet. Hemen 2 dakika. Evet Sayın Başkanım dedi ki ben bölgeye bir sürü yatırım yaptım. Ben de eksik bıraktığı, yapmadığı yatırımları ben söyleyeyim Sayın Katip Başkanım. Sayın Başkan Silver'i temizlediğini söyledi, arındırdığını söyledi. 16 kilometrelik sahil temizledi. Kimsenin özel mülküne mahkeme kararı olmadan kimse elleyemez, kimse çekemez. Bu tamamen bir mahkeme kararıdır. 1998'de dava edildi arkadaşlar. 2003'te dava kesinleşti. Mahkeme emriyle sadece belediye değil, tüm devlet kurumları, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman Dairesi, Kaymakamlık falan hep birlikte yapılmıştır. Silver plaja gelince, Silver Plaj
Soruyorum ben başkana. Ben halka kazandırdım dedi. Soruyorum ben bakalım. Bu imza kimindir başkan? Ben okuyayım ben size. Yeni Boğaziçi Belediye sınırları içerisinde bulunan Silver Beach sahil şeridindeki halk plajı işletmeciliğini belediyemiz tarafından falan şahısa bilgi edilmesi verilmiştir. Kullanımı verilmiştir. Bilgi edilmesi gerekli kolaylığı göstermesi rica eder saygılar sunarım. Bu imza kimindir başkan? Kim verdi ona? Olay burada sizin isminiz ve imzanız var. Ne yazıyor orada? Kim verdi başkan? Silver plajın işletmeciliğini falan şahısa verdi. Peki başka bir şey sorayım. Büfe kiralı. İmzalara verdiğiniz hizmeti göstereyim ben. 20 kişiyle davalaştınız. Bütün herkesin malına mahkeme emri, kamulaştırma yapmadan girdiniz. Daha devam edeyim başkan, icraatlarınıza. 6 tane hurma ağacına gümrük faturasıyla dünya kadar para ödediniz. Belediyenin halkın parası. Belediye ödemedi onları. Başkan devam edin. İnsanların malını kamulaştırmadan aldığınız için insanlara belediyenin yeşil alanlarını, belediyenin hali arazilerini, Salamis bölgenin en güzide bölgesinde olan arsalarını bu imza kimindir başkan? Peşkeş çektiniz. Ben söyleyeyim. Bu kadar arsanın uygun birinin veya tümünün veya kısmen bakanlığınızca ilgili şahısa verilmesi hususunda belediyemiz açısından herhangi bir sakıncanın olmadığını belirtir, saygılar arz ederim. Kimin başkasıdır? Kimin imzasıdır başkan? Bunlar? Neredeydi? Onlar mahkemeye başvurdu. Burası mahkeme değil. Hayır. İcraat yaptım diyorsunuz. Ben mahkemeye başvurdum. Başkan bu dükkan kimindir? Her ay 1,5 milyar, 2 milyar kendi otokapata dükkanınıza çıkardığınız paralar. Bu dükkan kimindir? Benim ben size belgeleri sunayım. Aha belgeleri burada başkan. Ben sana sunayım. Aha imzalar başkan. Bu imza sizin yerin başkan. Savcılığa başvurun bak. Hepsini savcılığa götür. Başkan bunlar zaten mahkemededir başkan. Başkan bu nedir başkan? Salamis Pay Hotel'de Beylisler. Bu imza kimindir başkan? Burada hüküm yediniz sayın başkan. Hüküm yediniz. Buradadır hükümler. 75 bin isterlin kendi aranıza borçlandığınız başkan belediye bütçesinden ödediniz. Aha burada meclis kararı var. Nerede? Aha burada meclis başkan. Birinci sizin imzanız var. Ben savcılığa başvurum. Ben söyleyeyim başkan. Ha. Okuyayım. Bütün faturaların makbuzları kendi brüt maaşınız harcayabileceğiniz brüt maaşınız kadar ayarladınız. Yüzlerce faturayı o dönem 2002-2006'da 4000 TL olarak ayarladınız. Aha burada başkan. Tüzük. Aha burada. Toparlayacak olursak. Evet. Gelelim Cemal başkan. Başkan biraz önce bazı projeleri gösterdi ama projelerin 2006-2010 arasında yapıldığını unuttu söylesin herhalde. Başkan 10 dönem önce dedim ben. Evet. Bunlar bizim piknik alanlarımız. Bunlar bizim bir çöplük kapattık ama açtığımız iki tane çöplük var. Bunlar Morman Ekşi Ovası'nda. Biri de atlıları oldu. Bunlar bizim turizm bölgelerimiz. Biz bir turizm bölgesi. Bunlar bizim sahillerimizdir. Son cümlenizi alayım. Bunlar evet altyapılar, yeni bölge. Ben şunu söylüyorum. Bunlar bizim yeni bölgelerimiz. Bunlar yine başkanımızın 4 yıl önce vaat ettiği belediye binası, deniz gazinosu ve 4D proje. Bugün hayata geçirilmemiştir hiçbiri. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu iş ne diktatörce yapılır, ne onu bunu tehdit etmeyle yapılır, ne herkesin mülküne zorla girmeyle yapılır, ne de çok iyi. Cemal Başkanımız tamam. Evet. İyidir. Noktayı koymamız gerekiyor. Bir yerde daha elimizi masaya vurmamız gerektiği düşüncesindeyim. Buyurun Sayın Elmazoğlu, süresi. Şimdi arkadaşlara ben dinlediğimde yani ben şokları yaşamaktayım şu anda burada. Yani bence yani belediyenin durumu çok vahim. Neden? Çünkü ben bunu not almıştım ama gözümden kaçtı. Mustafa arkadaş düzeltsin. %55 personel giderleri, %45 araç giderleri bütçemizin. Büyük bir bölümü aşağı yukarı onun %10-15'likte bir miktarı şey yapıyor. Yani batağa doğru geliyor bizim belediye. Derhal gelir getirici kaynaklar yaratmamız lazımdır. Yani bu insanlara günahtır. Siz isterseniz altından asfalt dökün. Altyapısı olmazsa bir işe yaramaz. Tekrar onun altını göreceksiniz. Boruları yatıracaksınız.
Yani şimdi şey olmasın ama bazı arkadaşlar, belediye başkanları derhal karar aldılar. Altyapısı bitmeden asfalt döktürmüyorlar. Yani bizim belediye çok geç kalmıştır ve iki arkadaşım da bu konuda hiçbir bilgi vermemiştir halka. Çok yanlış. Belediye binası yeni yapımına gelelim. Para nerede var? Ben olsam, ben belediye binasına girdiğimde karanlık delizler gibi gizli gizli odalar. Ne bu? Komple olduğu gibi duvarları yıkıp çağdaş hale getireceğim. Her taraf cam olacak. Niye belediye binası, belediye başkanı dört duvar arasında otursun ki? Nerede kaldı öyle belediye binası? Çağdaş değil. Zaten oradan belli çağdaş olmadığı. Kesinlikle derhal bütün duvarların yıkılması lazım. Ne demek yani deliz gibi? E paramız olsa yapalım bir bina. Yani yaklaşık batmış durumdadır. Dört yıl personel alınmaması lazım. Kimse ondan bahsetmedi. Benim hesaplarıma göre işçi ve memur dengesi de bozuktur. Dört yıl personel alınmaması lazım. Burada arkadaşlar söz versin. Halkımız için. Ben gelirsem almayacağım. Orada çalışanlara yazık. Lefkoşa Belediyesi'nin durumu açık. Ne zaman düzeleceği belli değil. Bizim küçücük bir belediye hala daha çağdaş bir yapıya getirilmedi. Sitaslov. E kusura bakmasın arkadaşlar. Mercedes askeri ücretle çalışan birinin Mercedes sürmeye çalışması gibi bir proje. Cemal Başkan'ı ben çok seviyorum. Dürüst, her gittiğim yerde öyle diyorlar. Ama herkesin bir kapasitesi vardır. Halkımdan benim isteğim kapasite olan, dürüst olan. Yani şimdi Cemal Başkan'ın ayrı bir özelliği var. Bizim her insanın ayrı bir özelliği var. Yani dürüstlük, iyilik işte maalesef yetmiyor. Yani derhal belediyenin çağdaş projelerle öne çıkması lazım. Kesinlikle yeni bir belediye binası yapılamaz. Zaten batmış belediye. Biz ne dedik? Arkadaş zaten biraz önce söyledi. Yolsuzluk beyanı yapıyor burada. Biz ne dedik? Onay Bey ne dedi? Vakıfın üstüne serbest bir profesyonel ordusu çıkardı. İşte bu yüzden. Çünkü aynı şey bütün kurumlarımızda var. Kirlenme var. Onay Bey bunu görmüş. Biz niye küçücük bir belediyede? Bütün belediyeleri örnek olalım. Onlar da bir üst kurul oluştursunlar. Herkes katkı vermeye hazırdır. İşte ortada. Yarın 8 yıl belediye başkanı yapıldıktan sonra bu hale gelmeyeceği belediyenin ne malum. Çünkü biliyorsunuz partileri de bastırıyor. Herkes söz veriyor. İl sözü veriyor. Az sözü veriyor. İnsanlarımızın bazıları aç. Belediye başkanı söyledi. Ben de biliyorum, görüyorum. Onun için derhal bütün başkan adaylarından ricamdır. Bölgesel kalkındırma fakrını bütün ülkeye örnek yapalım. Daha gündeme getirmediyse yeni Boğaziçi Belediyesi gündeme getirsin. Tüm Sitaslov tamam güzel. Ama biz hala daha kamyonları köyün dışından geçiremediğimiz zaman. Ya Mercedes süremezsin. Sen asgari ücretlisin. Batarsın gidersin. İlk önce yapılacak çok iş var. Çok. Yani ben kendime projelerimi ne zaman bitireceğim yazdım. Yani bazıları ikinci döneme sarkacak. Yani derhal bu projelerin yapılması lazım. Şu anda Mimoza ihale kapanacak. Yani kime verildi hiç kimsenin haberi yok. İşletebilecek birine verilmesi için yürüyüşler düzenledik. O arkadaşla konuşalım. Bizim bölgemize değer getirecek. Bütün tesisleri düşünerek bir arıtma tesisi kuralım. Mustafa arkadaşa katılmıyorum. Doğu Akdeniz'e bağlı kalırsak o Mansa Belediyesi'ne bağlıdır. Biz kendi belediyemiz içerisinde arıtma tesisimizi yapmamız kanunen de aykırıdır başka bir bölgeden. Başkan daha iyi bilecek. Niye biz Salamis'le, Rebeka'yla, Mimoza'yla, Koca Reis'le yarın devreye girecek diğerleriyle işbirliğine gidip ortak bir tesis çalıştırmayla? Aklın yolu birdir. Ama maalesef arkadaşlar gerçekten çözüm getiremiyor yani. Ben üzülüyorum. Katip arkadaşım iki tane şey yaptım dedi. Bahçe yaptım dedi. Bence bunları çok büyük tuttu. Şu anda sulanamıyor bile. Alan için Yıldırım, Akova bahçesiz kaldı. Birisi onlara yatırım yapsalardı. Üzülüyorum. Bağlı değillerdi. Bağlı olsalar onlar da yapardı. E tamam ama oraya siz para yaptıktan sonra yani borç içinde yani bir şekilde yatırımlar yapılmış. Ya fazla büyük yapılmış ya yanlış yapılmış. Yani yatırım yapalım, güzel fotoğrafları gösterelim ama gerçekler acıdır. Yani işte arkadaşlar vermiş. %55 personel, bilmiyorum başkan tabii beni doğrulasın. Yani batağa doğru gidiyor. Kesinlikle personel alınamaz. Oradaki arkadaşlara yazık. Oradaki arkadaşları daha verimli şekilde nasıl çalışacağız? Ona gitmemiz lazım. Ama mesela Kıbrıs'ı, tüm Kıbrıs'ı iddia ediyorum, tüm Kıbrıs'ı etkileyecek bir proje var burada.
Kıbrıs'ın en büyük bisikletle yürüyüş yolu. Halil Orhun Bey başlatmış. Oktay Bey de başlatsın. Onlar büyük gelirleri, korkunç. Korkunç gelirleri var. Ortada bizimle buluşsunlar. Bütün dünyada gelip fotoğrafını çeksin. Bisiklet sürerek Salamis harabelerinin önünden geçeceksiniz hanımefendi. Nerede var böyle bir proje? Dünyanın neresinde var? Arkadaşlar biraz vizyonlarını genişletsinler. Çakılmışlar kalmışlar, vizyon küçük. Bilmiyorum yani başka işlerle mi? Yani yoğundan da yoğun dönemim vardı. Şimdi yoğun dönemimden çıkmışım. Yani ben hayal ediyorum, görüyorum, yapılabilecek projeler. Basit. İçme suyu projesi. Efendim? İçme suyu projesi. Kesinlikle bunu gündeme getirebiliriz. Okullarımızda ben hatırlıyorum, seramik çalışması yapıyoruz. Yani bir teleskop, bir mikroskop alamaz mıyız okullara? Bir seramik şeyi kullanamaz mıyız? Çocuklarımız zaten bilgisayar ve şeyden bunalma girmiştir. Bunlardan bahsetsinler. Ben bekliyordum ki yani arkadaşların okuduğuna sevindim ama buradaki projelerin hepsi gündeme getirilebilir. Yani yollarımızda çiçek yok. Zakkum çiçekleri biliyorsunuz su istemiyor. Ya her belediye numaralı 10 tane ekse, 100 belediye numaralı 1000 tane eder. Hanımefendi bütün köyler zakkum çiçekleriyle donanır. Yani iddia ediyorum değil 8'i, bazıları 8'e girdi. 4 yılda bu Kıbrıs'ın en iyi görünen belediyesini yaratabiliriz. Üst yapıyı unutsun arkadaşlar. Altyapı yapılmadan üst yapıya girerseniz görüyorsunuz KKB'si, şehit arsalarını görüyorsunuz. Olacak iş değil. Yani ben bilmiyorum yani derhal buradan çıktıktan sonra çalışmalara başlayayım diyorum ben. Uygulanabilecek projeler bunlar. Bana eğer bir tane çıkarıp derlerse ki uygulanamayabilir bunlardan, öpüp anlamak olur. Mustafa arkadaşıma çok 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 teşekkür ederim. İyi ki bu konuyu gündeme getirdi. Başkan da getirebilirdi. Niye getirmedi anlamış değilim. Görülmüştür. Bir üst kurula ihtiyaç var. Derhal kurulacak. Ben 10 yıl daha çalışan olarak daha iyi de tavsiye ediyorum. Üst kurulu gündeme getirsinler. Burada biz küçük belediye hemen getirip uygulamaya geçebiliriz. Ve belediyecilikte bir çağ açarız. Çağ. Çağ. Çok basit. Onlarca profesör var. Onlarca mühendis var. Bunlar var. Bize yardım etmeye hazır. Ama siz sistemi uğraşacaksınız hanımefendi. Kurulmuyor. Yani basit şeylerle uğraşıyoruz. Gerçekten açın. Bu işleri yapmaya açın ben. Biliyor musunuz ki Bekir Elmasoğlu bu adada ekolojik evi yapan mühendistir. Site Ağustos yapılmış. Bir davet bile almadım. Kırgınım başkana bu yüzden. Adada diyorum hanımefendi. Adada. Rum tarafı da dahil. Katip arkadaşım biliyor. Nasıl güneş enerjisini ilk kez bu adada biz devreye soktuk. Gümrükten girerken bize bu ne dediler? Yıl 1996. Bu ne dediler? Jeneratör mü? Hayır dedik. Paneldir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek. Anlamadılar. Ve bizden gümrük aldılar. 1500 mark. Son cümlelerinizi alalım. Yani çalışalım diyorum. Çok çalışmamız gerekecek. Arkadaşlar bir el birliği verirse bence belediyeyi düzeltebiliriz. Ama bu şekilde ben düzeleceğine inanmıyorum. Gerçekten yapılacak çok iş var. Belediye binası yapalım belediye binası ama. Gelir getirici kaynağımız olması lazım. Biz gelir alırsak spor tesislerine de, spor sahalarına da yardım edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Demir. Evet arkadaşlar bayağı hırslı hırçın. Şimdi bu gösterdiği belgeler mahkemelere sunulmuş ve kabul edilmemiş. Hurma ağaçları diye bir hurma parası belediyeden çıkmamış. Maalesef diğer fatura falan bu izaz ikram kalemlerinden, Salamis'ten bahsediyor. Kulüplerin gidip orada kalması, bunlar izaz ikram kalemine gidiyor. Kaldı ki bunlar pek o kadar da önemli değil. Bazı davalarla ilgili kendisi çok iyi hatırlayacak. Hatta mahkemede Kur'an'a da el basarak büyük bir raf yapmıştır. Bakın Sayıştay'ın raporu. 9. ay 22.2008'de Hukuk Dairesi Başsavcı Sayıştay'a yolluyor. Diyor ki İsmet Hakim adına yukarıda konu raporla ilgili yapılan polis soruşturmasında sonuçlanmış olup adı geçenlerin aleyhine ceza davası ikame edilecek bir husus olmadığı netice tespit edilmiştir.
Ancak biz belediye dava açtığımızda kıdem tazminatıyla ilgili sırf bu davalar yeniden görülsün. Bu davalar hepsi görülmüş, sonuçlanmış, lehime sonuçlanmıştır. Gelelim diğer borç yükünü. İki dakika var isteyeceğim. Şimdi bu belediyenin aldığında 300 milyar borcu var. Ve hiçbir şey yok. Ben bu belediyenin borçlarını ödedim ve bu belediyeyi düze çıkardık. Tüm yeni Boğaziçi Mamlek halkı bize ekranları başında izliyorlar. Kimin doğru, kimin yalan söylediğine halk 29 Haziran'da karar verecektir. Kimin çalışkan, kimin çalışkan olmadığına karar verecektir. Eğer bu belediye bu hallere düşmüşse 20 yıllık idare amiri ve 8 yıllık belediye başkanı yüzünden olmuştur. Yani ben bu konulara bugün değinmeyecektim. Ama maalesef insanı mecbur ediyorlar. Başkan diyor ki geldiğinizde 15 kişi işten attınız. 15 kişi işten atan ben değilim ki. Siz eğer seçime bir ay kala, 15 gün kala siz işçi alırsanız yasa gereği bunlar belediye başkanının görev süresi dolduğu an biter. Bir arada görev, daha taze. 3 gün önce belediye başkanı 6 kişi, 5 kişi işe başlattı. Bir gün sonra geri attı. Madem siz bu kadar duyarlısınız, bu çocukları işe başlattınız, neden işten attınız? Bugün bu belediyenin 10 milyon euro borcu var. Bu belediyenin görünmeyen faturaları var. Bu belediyenin fevkalade batak içinde olduğu bir belediyedir. Bu belediyede bütün halk şunu söylüyor. Bu belediyeyi eski başkanla belki düze çıkarabiliriz. Çünkü kaynaklarını ben bulabilirim. Biz bütün Türkiye'deki belediyelerle, Avrupa Birliği'ndeki belediyelerle her tarafla işbirliği içindeyiz. Biz kaynak üretebiliriz. 42 ülke dolaşmışız. Biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi başkan dedi sanayi bölgesini ben yaptım. Sanayi bölgesi projesi benim tarafımdan devlete ait olmasına rağmen ben yaptım. Ve düğün yeri bu projeler benim zamanımda hazırlanmış. Sahildeki gazino yıkılmış yerine gazino yapılmış. Evet. Şimdi neyse ben fazla detaya girmeyeyim. Yapacaklarımızla şey yapalım. Bunlar safsata sadece dedikodu. Köyde çıkarıyorlar bir dedikodu. Diyorlar ki efendim bu başkan gelirse şunu atacak, bunu atacak. Ben buradan gençlere sesleniyorum. Hepinize iş imkanı vardır bu belediyede. Hiç kimse mağdur olmayacaktır. Ancak yasaların üstünde ben değilim. Yasalar neyi emrediyorsa ben onu yapmakla mükellefim. Çünkü birkaç yıl mahkemeye gittik geldi. Biz şimdi dönelim kendi asli konumuza. Burası mahkeme salonu değil. Derdi sorunu olan, tasası olan mahkemeye başvurur, savcılığa başvurur, orada bize dava açar. Her neyse. Yapacaklarımıza bir bakalım. Biz bu 8 beldedeki muhtarlarımız, önde gelenlerimiz, sıfat sahibi kişiler, mühendisler, ilgili kişilerle bir komite kurup bu komiteyle birlikte çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Çünkü bölge büyük olduğundan dolayı her bölgenin kendine has sorunları vardır. Belediye bağlı tüm köylerde gençler maalesef sokak ortalarında, kahve köşelerinde eziliyorlar. Her gittiğim yerde çocuklar bize bir basketbol sahası, voleybol sahası yapar mısınız diyor. Bunların projesini zaten TCO yardım etti, finans ediyor. Önemli olan onu hayata geçirebilmek gidip onun finansını sağlayabilmek. Ağırlar bölgesinde bu alan içinde bilhassa çok büyük bir sorun, Lomekin'de de büyük bir sorun ve diğer bölgelerde de varsa bu sorunlarla ilgileneceğiz. Şimdi bu bölgelerin elektriğini iddia ediyorum buradan sevgili alan içinde de izlesinler. 6 ay içinde ben bunların elektriğini ve suyunu halledeceğim. Başkan diyor ki 27'sinde ben bunu ihaleye çıkardım. Efendim seçim yasaklarında ihale mi oldu? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla hiç kimse tasalanmasın. Hiç kimsenin mandıra elektrikleri ve suyu yapılmadan, bunlar olmadan kimsenin hayvanına falan dokunmayacağız. Ancak biz bunları yaptıktan sonra kişileri kendimiz yönlendireceğiz. Bakınız bankalar sıfır faiz veriyor, hayvancılık kredisi veriyor. Bunların öncü birliği olacağız. Yeni yerleşim alanlarındaki yolları hızla yenilemek zorundayız. Çünkü insanlar hakikaten çok müşkül durumdadır. Tüm yerleşim alanlarına, burada kastımız Yeni Boğaziçi değil, Morniyekşe değil oralara yaptık. Alan içi Akova, Yıldırım. Fevkalade bu olaylardan dolayı muzdarip insanlar, yaz, burası yaz bir memleket. Akşamları gidip de bir çay bardak içemiyorlar bir yerde. Çünkü parkları yok, hiçbir yer yok. Kadınlar Birliği ile de bu konuları tartışacağız. Morniyekşe, Yıldırım ve Akova arasında dev bir
bisiklet alanı, yürüyüş alanları, çay bahçesi, düğün salonu yeniden onları dizayn edeceğiz. Çünkü her düğünde, her iki köyde çok büyük trafik keşmekeşi oluyor. Elektrik hatları bundan 2008 yılında zannediyorsam mevcut hükümet döneminde alan içi pilot bölge seçilmiş. Yer altına alınması için Avrupa standartlarında. Bunun takipçisi olup zaten Avrupa Birliği bu projelere çok büyük destek veriyor. Biz bunları halletmeye çalışacağız. Şimdi söylediğim projeleri arkadaşlar telaffuz ediyor. Memnun oluyorum, sıkıntı yok. Yat limanı ve balıkçı barınağı. Nasıl yapacaksınız bunları? Bunları bir finansör bulacaksınız. Yat işletme devlet finansıyla devlet devamlılık esasıdır. Devletle işbirliği. Kanunlar, kurallar çerçevesinde biz yat limanı turizmi bizim bölgeye çekmek için yat limanı ve balıkçı barınağına ihtiyacımız vardır. Son 3 dakika. Evet, başıboş köpeklere barınak yapımı yapacağız. Çalışabileceğimiz modern bir belediye binası yapacağız. Ama bunun finansını biz zaten Türkiye'deki bir büyük belediyeden sağlamış durumdayız. Buraya bizim kaynak ayırmamıza gerek yok. Emniyet yöneticilerine tesis yapımı ve katkı. Bölgedeki kulüp ve dernekler birliklerinin destek sağlanması. İkinci senin caddesinin denize açılıp çember yapımı, yani okullar yolu ve onun içine bir şehitlik adresi yapımını, mevcut kuyuların iyileştirmesi, hızla suyun tüm bölgede akışını sağlamak, halkın ve refahını ve mutluluğunu sağlamakla biz mükellefiz. Dolayısıyla ben diyorum ki tüm halkıma, 29 Haziran'da lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu kullanın. Hiç kimsenin partisi şu su bu suna bakmayın. Zaten bakınız, amblemimde burada 4 renk hakim, bağımsız belediye başkanı amblemi, 4 renk, 4 partinin renk hakimidir. Dolayısıyla ben tüm siyasi parti ve mensuplarını kucaklıyorum, tüm halkı da kucaklıyorum, sevgi, saygılarımı sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Söz hakkı doğarsa biz de yeniden almak zorundayız. Yok. Bir sataşma olduğu için onu söylüyorum. Arkadaş yalan söylüyor. Dedikodu yapıyor. İçişer'de altı kişi... İçişer çok kısa bir şey. Yok. Son cümlenizi. Altı kişi işe aldı. Söz hakkı doğuyor. Bak, sizin söylediğinizi söylüyorum ben. Altı kişi işe aldı. Arkadaş söylesin Mustafa arkadaşım. Sen cevap ver bunu. Söyleyeyim başlayalım. Okey diyorsun. Mustafa siz de kısaca cevabınızı verin. Sonra. Ben önce kesinlikle bir dakikamın var. O tamam, bir dakika içerisine sığdırmam lazım. Seçim boyunca kavgasız, gürültüsüz ve demokratik ortamda seçimlerin geçmesini ben temenni ediyorum. Bunun yanında biraz önce başkan mahkeme kağıdı okudu. Ben de okuyayım. Vaktimiz ha. Yok, kulağımız yok. Kesinlikle çünkü yasal söz vereceğim. Ödemediği Salon Spikelty Hoteller sunmuş olduğu mahsup işlerinde gelir ve giderlerin belediye hesaplarına yansıtmayıp bütçenin netlik ilkesine uymayarak 20. ve 136. maddeyi ilan ediyor. Senin dönemdeydi o, dayının dönemiydi. Buyurun senin ben burada yeni boğaz için bölgesel halkıma burada görülenler işte tekrar bulunması için üst kurulu tekrar kurmamız lazımdır. Bir de katip başkan aday arkadaşıma söylüyorum ki ona bir siyasi partiyi destek beyan etmiştir. Gerçek bağımsız. Parti bana destek verebilir. Gayet normal. Bilmiyorum. Ben inanıyorum ki gerçek bağımsız adaylardan biri benim ve bu üst kurulu kurmak için gerekirse ölümlü mücadele ederim. Halka açılması lazım belediyenin. Bu şekilde olmaz. Gizli kapılar altında olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere. Evet sayın seyirciler, yerel seçim 2014'ü burada noktalıyoruz. Ancak saatlerimiz 22'yi gösterdiğinde bu kez Akdoğan Belediye Başkanı adayları bizlerle birlikte olacak. Bizi izlemeye devam edin.